foreigners. Hello. They are from Salam. Turkey. Selam. Çok güzelmiş lan. Neyi sorusu yemişmiş. Burada şu anda Çek Cumhuriyeti Danimarka maçı var. Güzel pozisyon. Sıçtı. Danimarka 1-0 galip şu anda. And we're gonna take amazing picture. Promise? Promise. Okay. Batırıyoruz. Porto'dayız. Az kaldı. Batacak inşallah. Bir batamadı. Ekalinka kalinka kalinka maya. Sadu yagra malinka malinka maya. Ekalinka kalinka kalinka maya. Selamlar dostlar. Mükemmel bir Porto gününden sizlere selamlar. Barcelona'dan Porto'ya geçtim şu anda. Vardım, havaalanındayım. Valla yolculuk nasıl geçti derseniz çok uykuluydu. Dün gece çünkü çok uyumadım. Şimdi yavaştan içeri doğru geçeceğiz. Benim kalacağım yine bir Couchsurfing'den Max diye bir adam var. Onda kalacağım. Baya güzel referansları vardı onun da. Kaldığı muhit falan da güzelmiş. Bana tarif etti nereye gitmemi falan. Metroyu kullanacağım. Metro ile şehir merkezine gidip sonra onunla oraya geçeceğim. Yolculuk başlasın o zaman. Gidelim. Abi şöyle bir şey var, tamam mı? 24 saatlik alacağım. Z3'miş. Şey, elemana sordum. Parayı alsın bari. Tamam. 24 saat boyunca bununla her yeri gezebileceğim büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, şimdi bindim metroya. Tam metro gibi değil. Neydi bu? Tramvay gibi bu. Şehir içinden geçiyor. Şimdi şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz burada. Ondan sonra da Trinant denilen bir yer var. Sarı çizgiyi bana takip et dedi. Oradan sarı çizgiye geçeceğiz. Böyle Barcelona'da, işte İtalya'da da, burada da böyle çizgiler halinde ayrılmış. Turuncu, kırmızı, mavi, yeşil. Biraz portayı göstereyim size. Kimin beddoğası çıktı lan? Abi şampuan patladı ya. Şampuan çantaya patlayınca bilgisayara değdi, şu şeye değdi. Komple her yer şey, şampuan kokuyor. Ben de diyorum ki lan yolda bu kokuyu ben bir yerden tanıyorum diyorum, tamam mı? Nasıl kokabilir ya? Tüm Porto böyle mi kokuyor falan diyorum ya. Yani. Şu anda Max ile beraberiz. Kahvaltı hazırlıyor kendisi. How are you Max? Hello! They are from Salam. Turkey. Selam. You know some Turkish words also? I only know Selam. Only selam. That's it enough. Okay. Arkadaşlar yumurta yaptı, domates, biber kesiyor böyle. Bir de şeftali suyumuz, o da su içiyor. Max, where are you from? I'm from London, UK. So how old are you? I'm 39. Yes. But you look young. Yeah. Şimdi arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Bak manzarası da bu şekilde Max'in. Güzel bir yerde kalıyor. Abi zaten mal tarihi her yer yeşil galiba. Benim fark ettiyseniz enerjim çok düşük, o da uykum var, biraz yorgunum. Ama geçecek, şimdi şehir içine gideceğim birazdan. Keşfedeceğiz buraları. O kadar uykum var ki delirirsiniz yani. Ama şehri keşfetmeme engel değil tabii ki de. Uyuyacağız zaten, bu hayatta hep uyuyacağız. O yüzden şimdi hep ayakta kalmamız lazım. Yeni yerleri keşfetmemiz lazım. Abi bak Max'in oturduğu alan bu şekilde. Çok güzel, çok sakin bir yer. Yeşillik var. Taşlar falan böyle yazlık gibi. Portekiz hoşuma gitti bayağı ya. Merkezine gideceğiz. Sizin de eminim hoşunuza gidecek. Abi size şehirle ilgili ilgimi çeken bir noktadan bahsedeceğim. Şimdi burayı görüyorsunuz, tramvay, tamam mı? Burada da bizim bineceğimiz yer var, tamam mı? Ulan bunlarda ne şey var, şerit var, ne polis duruyor önünde. Ben şunu anlamıyorum. Ben bilet basmasam her türlü zaten bineceğim buna. Sordum Max'e, dedim ki bak böyle böyle dedim. Yok yok dedi, kesinlikle kontrol ediliyor dedi. Ben halen zannetmiyorum arkadaşlar. Ulan gözlüğü de tam unutacağım zaman olmuş ya. Gözümü de açamıyorum. Neyse gözlüksüz alışın. Hep gözlük mü alacak? Beni böyle sevin.
Abiler şimdi şehir merkezine geldik. Katedral var burada bir tane çok ünlü. Onu ziyaret edeceğim. Bu arada kale demişken aklıma Kartal Tibet geldi. Tarkan, Altan'ın oğlu Tarkan dün ya da iki gün önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Benim hayatım onu izlemekle geçti. Yani Altan'ın oğlu Tarkan işte battal gazilerle falan hep böyle kaleleri izleyerek geçti açıkçası. O yüzden hani çok güzeldi. Vefat etmesine gerçekten üzüldüm. Yalnız burada değişik tipler var ha. Yani böyle sakat tipli insanlar var. Burada soygun olması çok rahat olur ben size söyleyeyim. Ara sokaklar falan sakat. Yani mümkün mertebe oralara girmemeye çalışacağız. Herkesin dolaştığı yerlerde dolaşacağız. Pek beğenmedim bu ara sokakları. Turist oldukça var. Yani az değil, bayağı var. Bir Barcelona değil tabi ama yine de bayağı var. Katedralimizin adı Sedo Porto arkadaşlar. Şimdi benim o hep görmeyi istediğim, yani Portekiz'e geldiğimde ulan evet işte benim o görmeyi istediğim manzara burası dediğim yere gidiyoruz galiba. Ya gözlüğü unutmam çok kötü oldu ya. Şu manzara gerçekten şahane. Şimdi dostlar çarşısına doğru geldim. Küçük bir çarşısı var. Çarşı denilemez hatta. Bunun başka çarşısı da vardır mutlaka. Benim o gitmek istediğim yere gidiyor şu anda. Hep böyle gidip fotoğraf çekilmek istediğim yer. Deminki yer değildi. Orayı size göstereceğim şimdi. Burası Saint Louis diye geçmesi gerekiyor. Öyle bir şeydi yani. Burada bir tane fotoğraf çekilmeden dönmem. Güzel bir tane fotoğraf çeken birini yanınızda mutlaka taşıyın arkadaşlar. Konuşmasına gerek yok. Sadece fotoğrafı çeksin yeter yani. Çok fazla yolculukta biriyle konuşmayı sevmiyorum. Genelde yeni birileriyle tanışmayı severim. Öbür türlü kalsın. Böyle. Bak baba. Az önce şeyi de gösterdim. Hatırladınız mı? Tramvayın içinde. Şimdi onu canlı gözle göreceğiz. Cam kalkacak arada. Arkadaşlar, Barcelona'dan Porto'ya geçtik. Porto'dan Milano'ya geçeceğiz. Sırasıyla vloglar gelecek. Barcelona, Porto, Milano, Riga, Letonya'ya gideceğiz. Oradan da Finlandiya'ya geçireceğiz. Büyük ihtimal turumuzu bitireceğiz. Hepsinin tek tek vlogları gelecek. Baba geldik, güzellik burada işte. Ortadan tramvay geçiyor ve iki şehri bağlayan bir köprü var arada. Mükemmel bir görüntüye sahip ya. Burada en iyi fotoğrafı kim çekilmiş? Instagram'dan bakacağız. Arkadaşlar iyi fotoğraf çekilmek istiyorsanız mekanın adını Instagram'a yazıyorsunuz. Place kısmından, yerler kısmından aratıyorsunuz ve orada en iyi kimin fotoğrafı varsa onunkine benzer fotoğraf çekiliyorsunuz. Ben genelde böyle çekiyorum fotoğraflarımı. Çünkü gerçekten bazılarının görüş açısı, bakış açısı bizden iyi olabiliyor. Yapmışsa biz niye ondan daha iyisini yapmayalım diye düşünebilirsiniz. Burada saatlerce yürürüm gerçekten, çok güzel. Bir bu tarafı var dostlar. Bir de karşısı var. Karşıyı da sizlere hemen aktaralım. Dünyayı beraber keşfedeceğiz sizinle. Şurası çok güzelmiş lan. Neyse orası yemyeşilmiş. Ya bak, Avrupa'nın en büyük özelliği ve güzelliği şu. Binaları vesaire hiç bozmamışlar. Eskide neyse aynı şekilde kalmış. Ya mümkün mertebe ellememişler. Bizde her yer yamuk yumuk. Yani ıvır zıvır çok kötü duruyor ya. İstanbul haricinde böyle tarihi yerleri görmek istesen. Bak adamlar hiç ellememiş kültürüne. Ha bizde bir konak var işte. Oraları hani belki biraz korunmuş gibi gözükebilir. Ama onun haricinde yok yani. Yok. Dostlar daha ayılamadım ben. O yüzden bir kahve içmem lazım, bir kendime gelmem lazım. Aşağıya doğru ineceğim şimdi. Şu sahile inmem lazım aslında. Nasıl ineceğiz o sahile tam bilmiyorum ama şuradan bir merkezden ben şansımı deneyeceğim. Çünkü orada güzel restoranlar, kafeler, barlar var gibi duruyor. Şimdi ara sokaklarına doğru geldik Porto'nun. Burada şu anda Çek Cumhuriyeti Danimarka maçı var. Güzel pozisyon. Sıçtı. Danimarka 1-0 galip şu anda. Danimarkalıları ayrı seviyorum çünkü top oynadığım ekipten çoğu çocuk Danimarkalıydı biliyorsunuz. O yüzden Danimarka yensin. Onlara tam destek, full destek. Yavaştan karnım da acıktı, bir şeyler atıştırayım ben. Buraya özgü ne var bakalım, onu tadalım.
beraber tatmış olalım. Lezzetli mi değil mi notunu da vermiş oluruz. Bence Portekizliler güzel yemek yiyordur arkadaşlar. Çünkü bunlar Brezilya yakın olduğu için, bunların eski tarihinde de Brezilya yer aldığı için ve İspanyollar yer aldığı için illaki lezzetli bir şeyleri vardır. Et yiyorlardı, tavuk yiyorlardı diye düşünüyorum. Burası İstiklal Caddesi gibi diyeceğim de küçüğü. Bayağı küçüğü. Bak sokak sanatçısı var bir tane. Güzel tramvayı falan çizmiş. Bak Instagram'ı da bu. Ekleyin arkadaşlar. Steph Love Illustration. Hi bro. Aşağıya doğru indik. Büyük ihtimal ben o köprünün aşağısına doğru inmeye başladım diye düşünüyorum. Mariana, say us something your language. Can you say how are you? Tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo bem. Where are you from? Don Diaz. Don Diaz. Crazy, come here. Bye. Bye. Enjoy, guys. Bye. Biraz Portekizliğimizi de geçti. Ben sizi yukarı doğru götürmeye karar verdim arkadaşlar. Orada bir katedral var. Katedrali ziyaret edelim. Şimdi arkadaşlar, araştırdım, puanlamalara baktım. 4.9 ile en fazla puanı alan dondurmacıya geldik. Gelatopia diye, Porto'nun en ünlü dondurmacısı. Kıza da sordum hatta. Dedim ki nasıl, süper dedi. Şimdi denemeye geçelim. I'm coming from Turkey. Turkey? Turkey, yeah. You don't look like Turkish. I want to eat pistachio. Do you have pistachio? Yes. Okay. I don't know if it's Turkish pistachio, but... Let's try. Probably. Good. It's good. Mentella, strategy. This is an infusion of the mint leaves. Mint. Arkadaşlar naneli. Hmm. You can feel mint too much. Yes. Dayımız bayağı iyi ya. Three flavors, okay then. Pistachio, caramel. And maybe hazelnut. Hazelnut. Enerji şart. How much like that? $3.95. Böylesi arkadaşlar 3.95. 3 top veriyor. Ama var ya bak, Malta'da da yedim. Ben öyle bir nane, ben öyle bir kahve tadı almadım. Aynı şekilde Antep fıstığı da çok iyi. Fransız arkadaş var. Emily. And? Manuel. Nice to meet you. Nice to meet you too. We are discovering around Porto today. Did you like Porto? Yes. It's amazing. Yeah. We're watching the sunset. Sunset, yeah. Yes. Me too. And we're gonna take amazing picture. Promise? Yes. Promise. Okay. Hayalim şuydu. Dünyanın bambaşka ülkelerinde vatan güneşi izlemek. Why are you smiling? Batırıyoruz. Porto'dayız. Az kaldı. Batacak inşallah. Bir batamadı. Batsın. Diyeceğiz ki bu hayatta ölmeden Porto'nun güneşinin batışında izledik diyeceğiz. Harbiden çok keyif veriyor ya. Abi. Abi. Cheers. Arkadaşlar şimdi buranın ünlü yemeğini yemeye geldik. Adı Francesina diye bir şey arkadaşlar. Şimdi geldi yemeğimiz. Şimdi deneyelim bakalım nasıl bir şey. Ekmek üzeri, peynir, içinde de ne var, et var. Gerçekten lezzetli arkadaşlar. Beğendim. Çok beğendim.
Daha ooo içinde et falan var. Dur et bölümünü deneyelim. Etli böyle. Nice. Harak. Gelirseniz yiyin. Sadece 9.75 böyle büyük bir servis, haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Şimdi Max babamız bize kuru fasulye yaptı. Bak şöyle kuru fasulye. Baharatlı, soğanlı, muhanlı. Bugün kamerada gözükmek istemedi kendisi. Zaten böyle çok kuralları olan bir insan belli. Dün sağ olsun gene de gözüktü. Kırmadı beni. Bugün burada kahvaltı yapıp arkadaşlar bir üstümü değiştireceğim. Duş alırım belki. Ondan sonra da ya sahile gideceğiz ya da tekrar portunun içine gideceğiz. Bilmiyorum şu anda. Hava biraz bozuk. Şey değil, keyifli bir hava yok. Ondan sonra da sabah zaten 6 gibi uçağım var Milano'ya. O yüzden bu gece çok hani yormayacağım kendimi. Saat 8-9 gibi uyurum. Kalkarım saat 3.30-4 gibi yola çıkarım. Çünkü havalanında en az 2.5 saat öncesinde olmanız gerekiyor. Oo, ben çok erken gitmem lazım. Sıkıntılı oldu o biraz. Belki direkt geceden giderim. Orada uyurum azıcık. Max bir de böyle üzerine peynir koymuş. Zeytinyağını basmış. Biraz çok koymuş ama. Baya güzel lan. Kuru fasulye, peynirli, zeytinyağlı, biberli, baharatlı. Beğendim. Yiyoruz kuru fasulye ama sonumuz kötü olmasa bari ya. Şimdi Max'le çıktık. Beni sahile götürecek. Yanımıza top da aldık. Hocam annem poğaç yaptı. Sucuk da var. Top da aldım. Bineceğiz gene trene. Hep bu trenden gidiyoruz zaten arkadaşlar. Buradan veriyorsun abi. Dümdüz gidiyorsun. Çok güzel ya. Çok beğendim. Ulaşım çok kolay. Şimdi mesela 24 saatlik bilet alıyorsun. 5.5 euro. Normalde 6.5'tu orada aldığını hatırlarsanız. Burada 5.5 çünkü o kartı tekrar buraya koyup reload diyorsun abi. Bir de buradan parayı veriyorsun. Oluyor. Bayağı sistem kolay ve güzel. İşte küçük şehrin böyle güzelliği var. Her yere gidebiliyorsun. Porto hani çok büyük değil. O yüzden çok rahat. Her yer 20-30 dakika sürüyor. Çok basit. Varacağımız yere çok az kaldı arkadaşlar. Acayip sesli otobüs. Bizim bildiğimiz eski otobüslerden. Bak içi de böyle. Son durağa kaldı. Sahile varacağız şimdi inşallah. Şimdi deniz kenarına geldik. Aslında burası okyanus. Direkt okyanusa açılıyor bu su. Böyle kayalıkların olduğu bir yer. Tamam mı? İlerisi de kumların olduğu yer arkadaşlar. Biraz rüzgarlı. Umarım ses kötü gelmiyordur sizlere. Yanımda mikrofon yok. Artık bunu elimde taşıyorum. Çünkü çok zor oluyor çantayla yürümek falan. Biraz böyle çekeceğiniz beni artık. Bayağı büyük kumsalı var ileride ha. Dostlar, burada Max'le futbol oynayacağız. Özürlü gibi oynuyoruz ama olsun. Yine fena değiliz. Arkadaşlar, küçüklüğüm hep böyle geçti. Kalecilik yaparak sokak başlarında hep zıplıyordum ediyordum. Otsas no yo. Tamam. O gelin no yo. Skat balajiti ji. Kaling. Ka kaling. Ka kaling kamaya. Saduya kadamaling kamaling kamaya ekaling kakaling kakaling kamaya saduya kadamaling kamaling kamaya ekaling kakaling kakaling kamaya. Helal sana birader. Kakaling kamaya saduya kadamaling kamaling kamaya. Abiş. Rubbish girlfriends, you know? Ulan topu bile kaldıramıyoruz ya.
Evet arkadaşlar, futbol restalimiz burada sona erdi. Amına koyayım, bu kadar kötü olduğumuzu bilmiyorum. 18 dakikada bir tane doğru düzgün şut atamadık ya. Bak 18 dakikadır. Şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Şöyle bir daha aşacağız yukarı doğru arkadaşlar. Ondan sonra orada güzel bir fotoğraf yakalayacağız. Güneş yok şansımıza ya. Güneş olsaydı iyiydi arkadaşlar. Baksana abi, okyanustayız ya şu anda. Ötesi var mı? Okyanus. Okyanusta hiç yüzemedik. Şansımıza hava boktan çıktı. Ama zaten ileride okyanusta çok yüzeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Şimdilik böyle olsun. Evet arkadaşlar, geldik tepeye doğru. Eve doğru dönüyoruz çünkü Max'in evini görmeye biri gelecek. Tüm sürağında 7 dakikası var. Akşam da o dün tanışmış olduğumuz Fransızlarla buluşacağız. Beraber bir şeyler yeriz falan, zaman geçiririz. Dün kızla sanki hoşlaştık gibi bir şey oldu çünkü. Hem gitmeden onu da bir görmüş olurum. İyi bir kız yani, temiz bir kız. Onunla iletişim koparmayız gibi duruyor. Çünkü o da yazıyor falan böyle. Bulut da bir kaymak gibi çocuğu. Daha iyi istiyor. Evet dostlar, bir serüvenin daha sonuna geldik. Şu anda Porto'dan ayrılıyorum. Trene bineceğim. Hep o geçtiğim yol zaten, biliyorsunuz. Buradan treni alıp Trinidad'a gideceğiz. Bak şöyle göstereyim size. Trinidad diye yazıyor. Oraya bineceğiz. Mor şeyi yakalayıp şuradan airport'a doğru yol alacağız. Bana göre Porto çok güzeldi arkadaşlar. 2 gün boyunca burada güzel gezdim. Hatta bugün biraz böyle dinlenmeli geçti açıkçası. Biliyorsunuz Max'leydik. Hani onunla biraz daha zaman geçirdik. Hem nasıl bir adam olduğunu tanıdım falan. Adam acayip zeki arkadaşlar. Bak, okuduğu kitapları görseniz kafayı yersiniz. Türk tarihine kadar her şeyi biliyor. Adam bir tane de kitap yazmış Demokrasi adı altında. Onu paylaşacak işte, yani kaç, 85 sayfalık yazmış. Bayağı dolu bir insan gerçekten, sohbeti olsun, kendi kişiliği olsun. Her şeyi yönetme arzusu var, onu bir fark ettim. Hani böyle kontrol altında yapmak istiyor her şeyi. Fakat karakteri çok güzel bir insandı. Ona da ayrıca teşekkür ederim buradan, beni izlemese bile. Böyle dostlar, şimdi Milano'ya doğru havaalanına gidelim. Yeni serüvenlere adımlar atalım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Serüvenler çok dostlar. Daha yeni başlıyoruz. Her şey yeni başlıyor. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.